Uyuyor Mevlam Cebelek. Aslında ne uyuyor? Uyuyor Mevlam Cebelek. Türkiye'deki kadın hareketinin, Türkiye'deki kadın hak mücadelesinin en önemli ismi olarak kadınlara hakları için bir yol çizen, gündem oluşturan bir dergiye, Kadınlar Dünyası dergisine, o da 1913 yılında yayınlanan bir dergi bu, çıkaran, bu derginin sahibi olan, bu derginin başyazarı olan birisi. Aynı zamanda sadece dergiyi çıkarmakla kalmıyor, derneği de kuruyor. Osmanlı Müdafaa Hukuk Müslüman Cemiyeti, yani Osmanlı Kadınların Hakkını Savunma Derneği diye çevirebileceğimiz bir dernek kuruyor. Şimdi ikisi birlikte Cumhuriyet öncesi, aslında bugün de sorunlarımız olan aileden, aile içindeki şiddetten, eğitime, çocuk terbiyesinden, siyasete, çalışma hayatına katılmaya, ilişkilere, haklara varıncaya değin bir dizi taleplerin gündeme getirildi. Bir dizi çözüm oluşturma çarelerinin düşünüldüğü ve kadınlar arasında bir gündemin oluşturulduğu bir ortam yaratıyor. Bir araç sağlıyor. Çok önemli. Otobiyografisi yok ama Ulviye Meydan'ın ailesi bir Çerkez aile. Rusya'dan sürülüyor Çerkezler. Müthiş şekilde işte gemilerle geliyorlar. Birçoğu denizde ölüyor falan. Bir kısmı Hatay'a iniyor, bir kısmı da Gören'e, Balıkesir'e gidiyor. Bir de kız kardeşi var. Kaçırılma durumları oluyor. Tabii şey de biliyoruz yani, Çerkezler Osmanlı Sarayı'nda çok makbul, terbiyesiyle, bilgisiyle çok istenen bir millet grubu. Bu iki kızı saraya veriyorlar. Hareme geliyor bunlar. Saray aynı zamanda eğitim yeri de. Kadınlara işte eğitim verilecek, işte aç kalmayacak, yetinecekler falan. 13 yaşındayken padişahın süt kardeşiyle evlendiriliyor. Hulusi Bey'le evlendiriliyor. İşte kısa zamanda dul kalıyor. Ondan sonra da işte benim konuştuğum bu aile şey, üçüncü kocanın ailesi. Onlar da şey diyorlar işte, evet öyle bize anlatır da gazete çıkarmış, bir de ikinci eşi varmış işte Rıfat Mevlam, bir Kürt entelektüel, Serbestli Matbaasının sahibi. 1920'li yıllarda Türkiye dışına çıkarılmış, sürgünde ölmüş birisi. Ama onu hep böyle özlemle, onun şeyliğini böyle işte kibarlığını, yol yordan bilmişliğini falan özlemle anlatan bir anlatırdı halam diyor konuştuğum kişiler. O dönemi bilmiyoruz. Ondan sonra zaten işte bu üçüncü eşi olan Ali Cibelek ile tanışıyor. Ali Cibelek de işte Hatay'dan bir kez İstanbul'u okumaya gidiyor. Aralarında 11 ya da 12 yaş fark var. Kimin yanında kalır falan derken Ulviye Hanım'ın da evi var Sultanahmet'te. Onun yanında gitsin kalsın deniyor. Onun kiracısı oluyor. Ve orada başlıyor tanışıklıkları. Ve sonra evlenmeye karar veriyorlar. Tabii aile kıyamet koparıyor. İşte evlenmiş, boşanmış. İki tane evlilik. Ondan sonra işte nasıl arada yaş farkı var falan istemiyorlar. Ve diyorlar elin sen, hani biz seni yani aileden reddediyoruz diyorlar. Bunlar yine evleniyorlar. Kadınlar Dünyası dergisi 1913 yılında çıkıyor. Savaş yıllarında biraz ara veriliyor kağıt sıkıntısı yüzünden. Ama 1921'e kadar çıkıyor. Yani 9 sene aralıklarla da olsa 9 sene çıkarılan bir dergiden bahsediyoruz. Tabii o dönemde başka dergiler de var. Başka kadın dergileri de var. Ama bu dergi önemli çünkü bu dergi aynı zamanda feminist bir dergi. Ne diyorlar? Haklarımız genel hukukta tanımlanmadıkça biz Kadınlar Dünyası dergisini erkeklere açmayacağız diyorlar. Mektuplarla yaşayan çeşitli yerlerden, İstanbul'dan, başka yerden, işte Bursa'dan, Trabzon'dan, şuradan, buradan. Yani bir gündem yaratılıyor. Bu çok önemli. Bizim kendi tarihimiz, Türkiye'deki kadınların geçmişinde böyle bir örneği bulmak bizi bugün güçlendiren bir şey. Hani bu gücü ve kararlılığı gösteren kadınlar olmasına önemli. Ulviye Meyran da bu kadınların en önemlisi. Onları bir araya getiren kişi. O kadar büyük bir şey ki anneannelerini okuyorsun. Anneannelerin sana bıraktıkları şeyi okuyorsun. Yani ne bileyim işte okula gittim yani. İşte şey diyor, kadınlara üniversite açılması talebi. Şimdi kadınlar üniversiteye gidemiyorlar 1913 yılında. Diyorlar ki o zaman biz ne yapalım? Konferanslar düzenlensin İstanbul Üniversitesi'nde. Sonra diyorlar ki zaten o şeyden sonra kız üniversitesi açılıyor. İşte bunun derslerini belirliyorlar. Yani bunun şeyi var orada. Bütün o yapılmışların eylem planı gibi yani. Bir plan belirlemişler. Onları teker teker yapıyorlar. Ama bunu yaparken de haklı yerlerden mektuplar geliyor, yazılar geliyor. Sürekli yazanlar var. Siyaseti örneğin 1914 yılında diyorlar ki kadınlar siyasal hakkımızı elde edeceğiz. 1921 yılında büyük şeylerle toplanacağız. Bunun şenliğini yapacağız. Hayalleri var. Yani inancı görüyorsunuz burada. Ne kadar büyük bir inanç duyuyorlar kendilerine, hareketlerine ya da işte topluma. Bunu talep etme cesaretini gösteriyorlar. Onun hayatına simgeleştirecek ne olabilir?
kendisi yaşamadığı için başkaları üzerinden hep duydum onu. Hı-hı. Çok da o döneme ilişkin çok da fazla şey olmadığı için, ama hani mezar taşına ne koy dersen hani simge şey olarak herhalde dergi koyarım. Kadınlar Dünyası dergisini. Yaklaşık ben kaç sayı buldum? Herhalde 10 sayı kadar. Fransızca çıkmış dergi. Fransızca ekleri var. Niye? Onu da söylemişler. Dünya kadınları arasında ilişkiyi kurmak, haberdar olmak, bunu vermek için bu dergiyi Fransızca ekli olarak çıkarıyoruz demişler. Ve ayrıca dergide Havadisi Dünya diye, Dünya Haberleri diye bir köşe var. Orada da dünyada kadınlara ilişkin ne olmuş? Örneğin sufajetler, İngiltere'deki oy hakkını elde edenler, işte nasıl, ne yapmışlar, niye etmişler? Ya da Fransa'daki işte kütüphane hakkında, Fransa'daki kadın hareketi hakkında, İsviçre'deki kadınların işte eğitimi hakkında falan. Dünyada ne oluyor bitiyor aktarmışlar. Zaten bazı kadınlar şöyle bir şey yazmışlar. Nereden oldu da niye okuma yazmayı öğrendim? Keşke öğrenmez olaydım, çünkü kendi durumumu gördüm. Ne kadar kötü durumda olduğumu gördüm. 2008 yılında bir e-posta geldi bana. Bir Hatay'da, bir Antakya'da bir gazeteci Vasi Köse bana Antakya'nın Kırkan ilçesinde bir kütüphanenin olduğunu ve kütüphanenin üzerinde Uliye Civelek yazdığını, Uliye'nin öldüğünde bir tören yapmışlar ve törende de şeyi söylemişler. Ali Civelek'in bir kütüphane açtığını, ismini işte karısının ismini verdiğini, bir anıt mezar yaptığını, yanında bir çeşme açtığını falan filan, bunları ben çok istiyordum o hükmeyi. Müthiş bir sevinçle gittim oraya. Ben oraya gittim ve yazdığım Osmanlı Kadın Hareketi kitabını oraya armağan ettim. Çok önemliydi. Şey dedim yani, Hulvi Hanım, bu kitap size armağan. Bu kitap benden size, Türkiye'deki kadınlardan bir teşekkür diye. Onu bıraktım oraya. Beni çok mutlu etmişti.